Bıraksana beni ya, ne yapıyorsun? Tamam, bir sakin ol. Bak, sonra atlarsın. Atlayıp intihar etme şimdi. Başka zaman atlarsın. Başımızı şimdi durduk yere iş açma, tamam? Ne? Ne intihar ya? Ne diyorsun sen? Sen buna baksana. Senin çok fazla film izlediğin belli ama ben öyle saçma sapan şeyler yapacak biri değilim, tamam mı? Kusura bakma. Buradan öyle görünmüyor ama. Çökmüş omuzlar. Bitkin bir ifade. Gözler yorgun. Allah Allah. Evet, yani omuzlarım çökün. Çünkü saatlerdir çalışıp çabalıyorum. Evet, keyifsizim de. Çünkü çok fazla tatsız şey yaşadım. Ama ben senin kadar sığ birine neler yaşadığımı niye anlatayım ki? Hop. Asıl sana hop. Böyle her şey macera sanıp aptal kahramanlıklar peşinde koşmadan önce insanları tanımayı öğren. Ya iyilik yapalım dedik. Genç yaşta atlayıp gitme dedik. Fena mı ettik? Bak sen beni dinlemiyor musun? Ha? Duymuyor musun? Ben intihar falan etmiyorum. Buradan öyle görünmüyor. Umarım düşmanınızın ne kadar tehlikeli olduğunu anlamışsınızdır artık. Yani ben yetişmeseydim Arzu Hanım zavallı adamı öldürüyordu. Ben hakikaten yengemden böyle bir şey beklemezdim ya. Yani yaralı bir insanı şunu yapan var ya. Abartma çocuğum, abartma. O kadar da değil. Meltem, ben bu olayı da, bu görüntüleri de biliyordum zaten. Biliyor muydun? Biliyordum tabii. Peki Meltem eve nasıl dönebildi zannediyorsun? İyi de bu görüntüleri bize gösterme amacını anlamadım ben. Şöyle ki, Orhan Bey komadan çıktı. Ne? Sen ciddi misin? Gayet ciddiyim Bora. Ayrıca Orhan Bey'in de bu görüntüleri izlediği zaman benim kadar ciddi olacağını düşünüyorum. Bakın, Orhan Bey bu görüntüyü izlediğinde Arzu Hanım'a kök söktürecek. Onlar birbirlerini yerken biz de her şeyi istediğimiz gibi organize edeceğiz. Ya Meltem, ben seni tanırım. Sen bunları bizim iyiliğimiz için yapmazsın. Ne istiyorsun sen? Söyle bakayım bana. Derdin ne? Hı? Ne isteyeceğim canım ben? Yani öncelikle sizinle aramızdaki buzları çözmek istiyorum tabii. Ah canım. İyisi de var. Sonra da evdeki yerimi sağlamlaştırıp alışkın olduğum hayata devam etmek istiyorum. Bakın, Arzu Hanım sizi çok zor bir durumda bıraktı. Bence gayet makul bir anlaşma. Eğer üçümüz birlik olursak Arzu Hanım'a hayatının en zor günlerini yaşatırız. Boşanma davasının hemen açılmasını istiyoruz. Efendim, Tarık Bey olmadığı için işlemler biraz ağır ilerliyor. Biliyorum, Tarık'la da görüştüm. Ama sürecin hızlanmasını istiyoruz. Anladım efendim, merak etmeyin. En kısa sürede Tarık Bey'in boşanma davasını sonuçlandıracağız. Teşekkürler. Boşanmak kolay. Asıl benim Meltem'in elindeki görüntüleri alıp yok etmem lazım. Ama nasıl? Mantıklı. Mantıklı. Her ne kadar hoşuma gitmese de seninle aynı evde yaşamaya alıştım Meltem. Boracığım, bence artık geçmişte yaşadığımız tatsızlıkları bir sünger çekelim, değil mi? Sonuçta Tarık giderek hepimize haksızlık yaptı. Biz de hakkımız olanı geri almalıyız. İyi de ben bir şey anlamadım. Bu görüntülerle biz ne yapacağız? Çok basit. Orhan Bey'i izletip geri çekileceğiz. Sonuçta Orhan Bey şirketin en büyük hissedar, değil mi?
Bu görüntüleri izleyince Arzu Hanım'a kızacak. Ve bizimle birlik olmak isteyecek. Ve o zaman Arzu Hanım'ın şirkette hiçbir söz yetkisi kalmayacak. Doğru. Çok doğru hamle. Orhan dişli adam. Yengem onunla uğraşırken psikolojik olarak da yıpranacaktır. Yine de atladığınız bir şey var. Pek sorun Arzu değil ki. Şirketin tüm yetkisi Firuze denen o kadında. Halacığım, siz onu bana bırakın. Firuze benim uzmanlık alanım. Tarık giderken onu ne büyük bir belaya bulaştırdığının farkında değil. Sen? Hı? Aklınca benimle dalga mı geçiyorsun? Yo, dalga falan geçmiyorum. Ya sen iyi misin? Hı? Hasta mısın? Bak ben diyorum ki intihar falan etmiyordum. Tamam, anladık. Ey Allah'ım ya, çattık resmen. Çattık. Çattık öyle mi? Gelmişsin burada saçma sapan bir sebeple benim huzurumu bozuyorsun. Bir de çattık diyorsun öyle mi? Söyle söyle. Söyle kalmasın içinde. Yok yok. Ben pes ettim. Ben seninle uğraşamam. Ama Allah çevrendekilere sabır versin. Sen bana baksana. Ha? Sen kendini ne... Bırak. Rahat bıraksana beni ya. Allah Allah, ben kendim giderim. Baksana. Gereksiz yere bağırdın diye çekiniyorsan gerek yok. Sen bu ayakkabıyla bu yolda yürüyemezsin. İstersen gideceğin yeri seni bırakayım. İstemez ya. Allah Allah, ben kendim giderim. Senden yardım falan istemiyorum. İyi, sen bilirsin. Allah Allah. Ne yapacağım ben ya? Güzel gözlüm. Sen iyi ki varsın. Yani şunca derdin arasında bir tek senin yanında nefes aldığımı hissediyorum. Ben de Yusuf. Ne olursa olsun ilk senin sesini duyup senin yüzünü görmek istiyorum. Yalnız gönlüm, bak yol boyu hayır yok falan dedin ama senin bana söylemek istediğin bir şey var, ben biliyorum. Var işte belli. Söyle bakalım neymiş senin derdin? Ha? Bir de aklım sende kalmasın bak. Yusuf, bak sen kabul etmiyorsun. Ama bu eziyeti biraz da benim yüzümden çekiyorsun. O nasıl söz ya? Dur da bir dinle. Bora'nın yalanlarından kurtarmak için onca borca girdin, dükkana aldın. Sen de, ailen de, ya hepinizin benim yüzümden hayatı alt üst oldu. Bak eğer kabul edersen ben dükkanı satıp bu... Sakın. Gönlüm bak sakın. Beni çok üzersin. Bir daha ağzından sakın böyle bir şey duymayayım. Düşünmeni bile istemiyorum. İyi ama... Aması maması yok gönül. Ya bak, o dükkan bizim mükafatımız olacak. Hem o dükkanı kaybedersek bak bunca şeyi boşuna yaşamış olacağız. Para pul, dert, borç. Bunların hepsi hikaye. O dükkan senin hayallerinle kuruldu. Ayrıca bir daha üzülmeni istemiyorum kendine. Allah'ın izniyle, el birliğiyle bu sıkıntıları da aşacağız beraber. Tamam mı?
İnşallah sevdiğim. İnşallah. Ben artık eve geçeyim. Tamam sevdiğim. Dikkat et kendine. Sen de. Abla. Gönül. Ablam geldin mi? Kız iki saattir seni arıyorum. Seninle konuşmak istediğim önemli mevzular var da. Hayırdır? Hayır, hayır. Gel, konuşalım. Geç otur şöyle. Ne oldu? Ablacığım. Yani ben hep daha başka düşünmüştüm açıkçası. Hiç böyle olacağını düşünmemiştim. Hani bir gün sen evleneceksin, gideceksin. Ben bu koca evde bir başıma kalacağım derdim hep. Ama yani şimdi seni böyle bu koca evde bir başına bırakıp gideceğimi düşününce de... Ne bırakması ablan? Ne oluyor ya? Gönül, ben gidiyorum. Yani öyle çok da uzağa da değil aslında yani, biliyor musun? Hani böyle bir telefonunla da 5 dakikada da yanında olurum öyle yani, çok da şey yapma da. Ay abla yeter. Ne oluyor? Ne bu gizem? Nereye gidiyorsun hem sen ya? Ben evlendim Gönül. Bundan sonra kocamın evinde yaşayacağım. Yani tahmini ne kadar? 1500-1600 civarlarında. Anladım. Merhaba, kolay gelsin. Merhaba, hoş geldiniz. Buyurun, oturun lütfen. Ya ben kiralık ev için gelmiştim ama. Tabii. Nasıl bir ev istersiniz, bütçeniz ne kadar? Vallahi acil bir şekilde bir eve yerleşmemiz gerekiyor. Ama öyle çok yüksek bir bütçemiz de yok. 600-700 liralık bir ev. Anca ona gücüm yeter şimdilik. Hadi ya. Vallahi kardeş, o paraya ev bulman zor. Sen yine bakın istersen ama bende öyle bir ev yok. Anladım. Tamam, sağ ol. İyi günler. İyi günler. Hadi eyvallah, kolay gelsin. Birader, baksana. Ya şimdi Metin abinin yanında ayıp olmasın diye söylemedim ama benim elimde sana uygun bir ev var. Sen de mi emlakçısın? Evet, evet. Dükkanım da yukarıdaki caddede. Sana kartımı da vereyim. Hay Allah, almayı unutmuşum ya. Neyse, 2+1 tam senin istediğin gibi ev var. Hemen ayarlayabilirim. Yalnız Metin abi o fiyata uygun ev bulamazsın falan dedi. Sendeki niye bu kadar ucuz? Bak şimdi, yalan yok. Yani normalde bu eve ne deri 1300 lira. Ama ben halden anlayan bir adamım. Ev sahibimiz top gönüllü bir adam. Yani bana iyi bir kiracı bul, başka hiçbir şey istemem dedi. Ve senin de halini böyle dertli gördüm, üzüldüm. Eyvallah. Peki evi görebiliyor musun? Görürsün tabii canım. Görmeden ev tutulur mu hiç? Yalnız şimdi şöyle bir sorunumuz var. Benim yardımcım başka bir müşteriyi gezdiriyor. Şöyle yapalım. Sen bana telefon numaranı ver. Ben durumlara bakayım, seni arayayım. Olur mu? Tamam, olur. Olur, vereyim. Sen telefon numaranı söyle kardeşim. Abla ben cidden anlamıyorum ya. Hayır, evlenmenize bir şey dediğim yok da. Ya bu kadar aynı olur mu canım? Hem aynı gün gidip taşınmak ne demek? Gönül, bak benim acilen gidip o eve yerleşmem gerekiyor, tamam mı? Yoksa o İkbal Cihan'ın böyle beyninin etini yiyecek yani, biliyorum. Sırf bu yüzden değil mi? Yani sırf İkbal teyzeye inadından kabul ettim bu teklifi.
Onun için böyle apar topar taşınıyorsun. Ay yok canım, ne alakası var yani, aşk olsun. Ben artık evli bir kadınım Gönül. Benim yerim kocamın yanı, öyle değil mi? Ah be abla ya. Böyle saçma sapan didişmelere girmeden yaşayamıyorsun değil mi? Gelmiyorum ya. Saçmalama, gel hemen. Yok oğlum ya. Eve yaklaştım zaten. Yatacağım, dinleneceğim. Yarın partide acısını çıkartırız, merak etme. Vay be. Hakan partilemek varken dinleniyor ha. Oğlum iyi misin sen? Hasta falan mısın yoksa? Yok oğlum. Yok, hasta falan değilim. Bir kız yüzünden enerjim düştü işte. Nasıl ya? Ne kızı? Oğlum yoksa kızın birinden red mi yedin sen? Yok oğlum, saçma sapan konuşma. Öyle bir şey dünyada yok. Uyuz bir kızla karşılaştık. Kavga ettik. Canım sıkıldı. Neyse, partide konuşuruz. Allah, Allah çevremdekilere sabır versinmiş. Asıl senin çevrendekilere sabır versin. Şu halime bir bak ya. Serseri. Ne oldu kızım, ne bu sinir? Önemli bir şey değil anneciğim ya. Öyle dışarıda deli deli araba kullanıyorlardı, ben de ona söyleniyorum. Anne. Asıl senin neyin var ha? Sen niye bu kadar üzgünsün? Nasıl olmayayım kızım? Olmuyor böyle misafirlik. Bizim bir an önce bir ev bulup çıkmamız lazım. Ne oldu? Seyde teyzem bir şey dedi. Yok kızım, yok. Bu yaştan sonra evsiz barksız kalmak kanıma dokunuyor. Firuze, hoş geldin kızım. Hoş buldum Sayıda teyzeciğim, hoş buldum. Bana bak kız, bu Leyla var ya, ay çok düşkün size ha. Sabahtan beri ne iş versem sizi mutlu etmek için harıl harıl çalışıyor. Öyledir o, sağ olsun. Öyledir öyledir ama bak ben size söyleyeyim, bu kız zengin hayata alışmış. Sırf sizin hatrınıza bu fakirhanede eziyet çekiyor. Vallahi ben sizin yerinizde olsam hiç itiraz etmem. Kızın yardımını kabul ederim. Ay sonra bir villaya yerleşir. Ay hizmetçiler bile tutarım ha. Melis Sayıdeler'de kalırken bana bu konumu atmıştı ama. Ha? Burası. Vallahi buldum ha. Ay. Tabii siz bilirsiniz ama yani sonuçta da Leyla'yı düşünmek zorundasınız. Bu yavrucak size emanet. Hem babası o kadar parayı kızı kıt kanaat yaşasın diye mi bıraktı size? Sayıda teyze. Ben bir kapıya bakayım. Yok kızım yok. Bizim bir an önce düzenimizi kurmamız lazım. Yoksa en yakınımızdakinin bile dilinden kurtulamayız. Biliyorum anneciğim, haklısın. Bak biz Gönül'le günlerdir bir sürü sipariş hazırlıyoruz. Onların ödemesini de alacağız. Gönül de o ödemelerle bizim ev kurmamızı istiyor. Benim hayırlı kız. Herkese merhaba. Senin ne işin var ya burada? Aa, Firuze. Tarık gittiğinden beri hiç baş başa kalıp konuşamadım. Onun için geldim. Ben seninle ne konuşacağım ya? Ne konuşacağım ben seninle? Çık git evden. Abla ne oldu ya? Ne işin var senin burada ya? Yani Firuze, şu kızı kullandığın yetmedi. Şimdi ev işimi yaptırıyorsun. Laflarına dikkat et. Bana baksana sen. Ha? Sen beni delirtmeye mi çalışıyorsun? Ne diyorsun sen Leyla'ya öyle ya? Ne diyorsun delirtmeye mi? Delirdim ya, delirdim. Gel buraya! Kızım! Bırakın. Kızım! Manyak! Anne bırak beni! Bırak beni! Gel buraya! Yavrum bırak!
Ay sağ ol vallahi Ömer'im, yani sana da zahmet oldu. Ya ne zahmeti Müjgan abla? Ay abla ne kız? Abla mı kaldı ayol, yengenim ben senin, artık yenge diyeceksin bana, yenge. Öyle vallahi. Ama o kadar ani oldu ki adapte olamadım. Olursun olursun olsun. Yani hepimiz için çok ani oldu bu durum. Ama ya ne yapacağız? Yani yavaş yavaş hepimiz alışacağız. Başka çare yok. O zaman yenge, ben bu valizi abim sizin odanıza bırakıyorum. Ay bir zahmet yavrum ya. Yani çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Zahmet verdim vallahi. Hadi yenge senin günü. Koç bu koç. Bana bak. Baktım canım. Buyur söyle annem, anneciğim buyur söyle. Dur sen dur. Oğlum yaptığı hatayı eninde sonunda anlayacak. O zaman bu evden kovulurken de böyle gülümseyebilecek misin acaba? Bak sana bir şey söyleyeyim mi? Böyle boş hayallere, boş umutlara kapılmak insanı mahveder biliyor musun? Ya nasıl biliyor musun? Bak şöyle. Şimdi sen beni bu evden gideceğimi düşünüyorsun ya. Bir bakmışsın hop kendin bu evde yoksun vallahi. Kalpten gidersin vallahi kız. Buna bak. Saçmalama. Saçmalama vallahi benim şimdi hiç halim yok. Yorgunum. Duşumu alıp yemeğimi yemek istiyorum. Sen de o sırada sofrayı hazırlarsın artık değil mi? Şimdi. Yenge ya. Canım. Ben bu valizi bırakırken açıldı. Bütün eşyalar döküldü. Özür dilerim. Ay ne özrü yengecim ya. İnsan ailesinden böyle bir şey için özür diler mi hiç? Sen hiç canını sıkma, ben şimdi hallederim. Yengesinin gülü. Ay bırak! Bırak, bırak pis Allah bırak. Aşkına beni bırak. Bırakın da parçalayayım şunu. Yeter be bırak! Ya abla bırak, ne olur değmez. Kızım gözünü seveyim dur. Bana bak, yetmedi mi yaptığın numara? Tamam, Leyla'yı yanına çektin, Tarık'ı ayarttın. Mala mülke de kondun, daha ne istiyorsun? Ya sen canına mı susadın ya? Yeter! Kapa çeneni, benim kızım öyle şey yapmaz. Ha yapmaz, doğru. Gazetede de boy boy dedemin fotoğrafı çıkmıştı zaten. Ya saçmalama, sana ne yapmaya çalışıyorsun? Git artık buradan. Bırak beni, bırak! Bana bak, Allah seni bildiği gibi yapsın be. O fotoğrafları sen çıkartmadın mı? Bir de geçmiş karşıma böyle konuşuyor benim. Doğru. Gazeteciyi ben ayarladım. Ama kocamla buluşmanı ben ayarlamamıştım. Ben sadece kocamı nasıl ayarttığını el aleme gösterdim. Bana bak, ruh hastası. Eğer bir kelime daha edersen seni mahvederim ama. Yeter be! Bana bak, bana istediğin kadar çamur atmaya çalış. Ama benim Tarık'ı ayartmadığımı en iyi sen biliyorsun. Çünkü neden? Tarık seni bir gün bile karısı olarak görmedi. Kes sesini! Kes! Eğer sen aramıza girip Leyla'yı kullanarak Tarık'ı ayartmasaydın biz gayet mutluyduk. Sen ne diyorsun be? Ne diyorsun sen? Leyla bize annesinden emanet. Terbiyesiz kadın. Leyla bizim canımız kanımız. Tabii tabii. Mala mülke kondu ya, hemen canınız kanınız oldu maşallah. Ya ben senin ne kadar, bırak, iğrenç bir insan olduğunu bilmiyor muyum ya? Ha? Ama merak etme, biz o paranın tek bir kuruşuna bile dokunmayacağız. Defol git artık şuradan. Defol git. Sen benim kızımla böyle konuşamazsın. Aman iyi be. Zaten bu sefil, bu musakka kokan evde bir dakika daha duracak değilim. Leyla, sana hiç acımıyorum biliyor musun? Çünkü sen bu sefaleti hak ediyorsun. Ama senin aptallığın yüzünden şu kadının Tarık'ın malına konmasına izin vermeyeceğim. Vallahi billahi. Abla. Efendim gönlüm. Yusuf, sana çok şaşıracağım bir haberim var. Ablam şu an nerede biliyor musun? Cihan nerede? Kocasının yanında. Ya sen biliyor muydun? Yani Cihan'ın niyetini biliyordum ama ben de yeni öğrendim. Yani evlenmelerine çok sevindim. Ama yine de bu kadar ani olması, ne bileyim, içime sinmedi be Yusuf. Bir de sanki ablam İkbal teyzeye inadından evlendi gibi geliyor bana. Yani orası öyle olabilir ama en nihayetinde artık karı kocalar. Yani her şey yoluna girecektir sevdiğim. İnşallah dediğin gibi olur. Gönlüm, bu arada sana çok güzel bir haberim var. Yani bize uygun bir ev buldum sanırım. Yarın gideceğim. Eğer içime sinerse de tutacağım hemen.
Ya sen ciddi misin? Ay çok sevindim Yusuf. İnşallah bir an önce şu sıkıntılar hallolur da bu çileden kurtulursunuz. İnşallah güzel gözüm, inşallah. Yusuf. Ya ben bu koca evde böyle bir başıma dururken sen öyle dükkan köşelerinde vallahi çok ağrıma gidiyor. Ama biliyorsun böyle tek başımayken seni davet edemiyorum. Biliyorum gönlüm, biliyorum. Ama sen hiç üzme o tatlı canını. Bak şu belaları başımızdan bir savalım. Sonra hiç vakit kaybetmeden hemen evleneceğiz. Her gece de birlikte koyun koyuna uyuyacağız yani. Tamam mı? İnşallah sevdiğim. İnşallah. Sorma ya. Dün akşam yemeğinden önce eve gittim ama peder beyin laflarından kurtulamadım. Sabah da zaten erkenden çıktım gittim. Hı-hı. Yok yok. Erkenden uyandım zaten. Alınacak malzemeleri halledeyim dedim. Birazdan dükkanda olurum. Ay Gönül. Ya dükkana çok güzel çiçekler aldım. Ya önemli bir işim yok aslında. Hı-hı. Ama bir dakika dur. Birkaç gündür ertelediğim bir ödeme var gereksiz. Onu halledip lokantaya geçerim ben. Ya Gönül, bu siparişleri veren adam inşallah ödemeyi bugün yapar. Yani yapmazsa eğer sıkıntıya düşeriz. Yeni siparişlerin malzemeleri içinde para kalmadı. Ya oğlum haksız mıyım ya? Ya peder bey bir duysa var 3 kuruşluk ödeme yapmadım var ya. Bir ton laf eder. Ya zaten akşamdan beri var ya. Ne o vardanlığımız kaldı, ne sorumsuzluğumuz. Açtı ağzını, yumdu gözünü. Gereksiz yere gerildik, kavga ettik. Neyse. Ya Gönül cidden bu insanlar para kazanmanın ne kadar zor olduğunu bilmiyorlar mı? Hayır, pazartesi yaparız dedikleri ödemeyi niye bu kadar geciktiriyorlar ki? Oğlum gülme ya, gülme. Bak gerçekten saçma sapan işlerle uğraşıyorum. Bir gecede bıraktığınız bahşiş bile bu kadar yatmaz. Ama babam bu konulara takık işte benim. Ha? Tamam, tamam. Geleceğim. Merak etme. Geldiğimizde bol bol dağıtırız. Bol bol. Hiç merak etme. İnşallah Gönül ya. İnşallah. Yani şu paramızı alalım da bir an önce evimizi tutalım. Neyse tamam güzelim. Geliyorum ben. Konuşuruz. Nasıl ya? Sen... Hatırladın beni? Birader, gel buradayım. Selam. Ben de sizin dükkanınıza gelecektim ama. Ev sahibini güç bela kafalamışken oyalanmayalım, evi bir an evvel göstereyim dedim. Ev bu yakınlarda mı ki? Yakında, hemen şurası. Hatta bak, kontratı da hazırladım. Eğer evi beğenirsen imzalarız. Eyvallah. Gidelim. Bırak. Ben kendim hallederim. Sen sadece yürürken önüne bak. Ben mi önüme bakacağım? Yahu omzuma çarpan sensin. Asıl senin önüne bakman lazım. Allah Allah. Tamam bırak ben hallederim. Ya dur topluyoruz işte. Ondan sonra arkamızdan bir ton laf edersin sen. Demek öyle. Demek sadece insanlar laf etmesin diye bana yardım ediyorsun öyle mi? Ya cidden sabah sabah sen ceza mısın ya? Bensin ceza be. Ver şunları. Al çiçeğimi. Ver çiçeğimi be. İyi misin? Yani yeni bir şey olursa istersen seni hastaneye götüreyim. Yok ya. Teşekkür ederim. Ben bir şey olduysa bile kendim gidebilirim. Sen yürürken önüne bak, o bana yeter. Sahiden yeter ya. Cidden sen iyilikten anlamıyorsun. Cidden. Sen bana iyilik yapmak istiyorsan ne yap biliyor musun? Ne yapayım? Bir daha benim karşıma çıkma. Bir de yürürken önüne bak, insanlara zarar verme. Tamam.
Şimdi biz ne yapalım biliyor musun? Sen bu yola, ben bu yola. Kahvemi de alayım. İçememiştim, üstüme döküldüm. Ay ama... Allah Allah. Şuna bak ya. Şuna bak. Vallahi bir daha karşıma çıkarsa parçalarım ben bunu. Buyursunlar. Teşekkür ederim canım. Gayet güzel. Kız. Vallahi şaka maka karım oldun ha. Kaptın beni yine iyisin. Ay resmen öyle oldu değil mi? Ya Cigoş bir şey söyleyeceğim ama yanlış anlama yani. Şimdi böyle düğünsüz, derneksiz yani damdan düşer gibi çatadan beni almak her baba yiğidin harcı değildir ha. Şeytan diyor sen de. Ya kızım. Ben istemez miyim seni şöyle düğünlü, dernekli, güzel mis gibi eve çıkarmayı? Ne kısmet değilmiş. Olsun aşkım. Olsun yani. Ben halimden gayet memnunum. Hem şimdi annenle de kardeşinle de böyle güller gibi yaşar giderim. Sen hiç merak etme. Sen yeter ki beni böyle sev. Vallahi ben sana bir şey söyleyeyim mi? Biz ilk günü böyle sakin atlattık ya. Bundan sonrası kolay. Kızım yani dün annemle birbirinize gireceksiniz diye gerildim ya. Ay aşk olsun Cigolatti. Ya ben öyle bir kadın mıyım ha? Yani ben kaynanayla didişecek bir kadın mıyım yani? Aşk olsun sana. Ben hiç sevmem öyle hırgürü. Uyumluyumdur. Ya bilmez miyim? Bilmez miyim hiç? Canım geç oldu. Hadi ben işe yetişeceğim. Görüşürüz karıcığım. Hayırlı işler kocacığım. Canım benim. Günaydın. Aa, günaydın kızım Ömer. Sana da günaydın. Ya sana ne diyeceğim? Bugün bana birazcık yardım edebilir misin canım? Ya ederim tabii. Ne oldu? Ya şey, söylemesi ayıp. Dün abinle o odada birazcık sıkıştık da biliyor musun? Ya diyorum ki annenle bizim odaları yer değiştirsek ha? Annemin odasıyla. Evet. Ya iyi de annem kabul eder mi? Ay niye etmesin ki canım? Ne var bunda? Hadi sen git bir elini yüzünü yıka, şöyle güzelce bir ayıl. Sonra da hemen işe koyulalım, tamam mı? Tamam, olur. Hadi bakayım, yengesinin gülü bu, gülü. Arzucuğum uygunsan seninle biraz konuşmak istiyorum. Gel abla, gel buyur. Arzu bak gerçekten benim sinirlerim çok bozuk. Ne oldu böyle bilmiyorum ki. Biz seninle yıllardır kardeş gibiydik. Yani bu yaşananlar bize hiç yakışmadı Arzu. Abla ne yalan söyleyeyim, ben de çok üzülüyorum. Yani her şey o kadar ani oldu ki. Ben seni kaybetmeyi hiç istemem ama... Tarık hakkında söylediklerin de... Farkındayım. Onu biliyorum. Biraz ağır oldu yani. Haklısın. Ama işte sen de annesin. Yani insan evladı söz konusu olunca biraz böyle gaddarlaşabiliyor. İkimiz de birbirimizi dinlemeden çok ağır şeyler yaşadık. Ama bunu bitirebiliriz. Tatlıya bağlayabiliriz. Şimdi ben de gideyim kendime bir kahve yapayım. Seninle hem kahvelerimizi içelim hem de sohbet edelim, olur mu? Olur. Oh.
Abi. Ben bütün işlemleri hallettim. Hazırsan çıkabiliriz. Sağ ol Bora. Abi. Sen bana karşı biraz mesafeli misin? Bak evlat. Bilmediğin şeyler var. Eğer dost kalacaksak beni dinlemen lazım. Biliyorum ben her şeyi biliyorum. Tüm detaylarını. Tarık'ın sana bunu niye yaptığını, Arzu yengemle olan geçmişinizi, her şeyi. Bunları bilmene rağmen benimle dost kalacaksın, öyle mi? Evet. Evet. Çünkü sen bugüne kadar ben ne yaparsam yapayım hep yanımda oldun. Üstelik ben her şeyi biliyorum. Ama senin bilmediğin bazı şeyler var. Nasıl yani? Vallahi ev beklediğimden çok daha güzelmiş. Yani çok beğendim. Ama bu fiyata vermeyi nasıl kabul ettiler onu anlamadım. Dedim ya, mal sahibinin paraya ihtiyacı yok. Bana iyi kiracılar bul, başka hiçbir şey istemem diyor. Sağ olsun. Kimlik fotokopini getirdiysen hemen sözleşmeyi imzalayalım. Ben her şeyi hazırladım. Sizinle mi imzalayacağız? Tabii tabii. Mal sahibi Bodrum'da yaşadığı için bana vekalet verdi. Bakabilirsin. Eyvallah. Emlak bedeli, depozito, 2 aylık da peşin kira. 3.000 lira vereceksin. Ya bunu söylemiştiniz de. Şimdi burada tam 3.000 lira var. Ama ben bu paranın hepsini size verirsem yani biraz sıkıntıya düşerim. En azından depozitoyu önümüzdeki ay versek. Olmaz kardeşim. Güzelim evi sana zaten yarı fiyatını ayarladım. Haklısın. Hayret bir şey ya. Hayır, ödemeyi 3 gündür geciktiriyorlar, bir de haber bile vermiyorlar. Bu nasıl rahatlık ya? Cidden benim de sinirlerim bozuldu ya. Alo. Merhabalar, ben ödeme için arıyorum da tekrar. Evet evet, Gönül Hanım'ın dükkanından arıyorum. Ama beyefendi yeter artık ya. Yani biz sizi bekliyoruz. Ben yetkili biriyle görüşebilir miyim? Lütfen bana onu bağla... Aa! Aa! Bir de suratıma kapattılar cevap bile vermeden. Ne yapıyor bunlar ya? Hayret bir şey ya, hayret bir şey. Abim sesli mesaj atmış. Kardeşlerin en güzeli. Müjdemi isterim. Artık yeni bir evimiz var. Ne? Ay Allah'ım şükürler olsun. Ben yanlış duymadım değil mi? Abim evi tutmuş. Ya ben günlerdir Yusuf'un sesini böyle güzel duymadım. Ay Allah'ım yaşasın. Ben gideyim de anneme haber vereyim o zaman. Kadıncağız mutlu olsun ya. İyi hadi git git, tamam durdun kabart. Yo Bora, Arzu meselesini hallettim. Şu anda aramızın düzeldiğini zannediyor. Güzel güzel. Ben de işler yolunda. Orhan şu anda Arzu'nun kendisini öldürmeye çalıştığı videoyu istiyor. Ciddi misin? Peki ne tepki verdi? Henüz bir tepki vermedi. Ama adam patlamaya hazır volkan gibi. Çok öfkeli, çok. Ya kardeşim doğru düzgün adres vermiyorsunuz, bari bu işi yapmayın. Bir ödeme yapacağım. Devamlı sizi aramak zorunda mıyım ben? Pardon.
Pardon. Pardon, bakar mısınız? Ay yok artık ya. Allah'ım, ben gerçekten sınanıyorum. Ama gerçekten bak, bu kadar fazla. Sen hangi cesaretle beni mahalleme kadar gelip takip edebiliyorsun? Ben seni neden takip edeyim? Bilemeyeceğim artık neden. Belli ki manyağın tekisin. Yok artık. Bu kabusu da geçti. Ben sana bir adres soracaktım. Ben nereden biliyorum senin çıkacağını karışıma? Yemezler canım. Artık onu ilkokul çocukları yapmıyor, o numaraları. Ne numarası? Bak, bu yaptığın tacize girer. Ve eğer hemen defolup gitmezsen bütün mahalleyi başına toplarım. Bana bak. Ben hayatım boyunca kimseyi taciz etmedim. Etmem de. Saçma sapan bir tesadüf. O kadar. Ha? Ben şimdi gidiyorum. Ama senin tehditlerinden korktuğum için değil. Bu durumdan çok sıkıldım. Allah Allah. Bir daha da sakın karşıma çıkma. Deli mi ne? Ne oluyor ya? Neden bu manyak kız benim karşıma çıkıp dur devamlı? Geldin Yusuf oğlum. Nasılsın, iyi misin yavrum? Hoş bulduk Saide teyze. İyiyim işte, çok şükür, nasıl olayım? Hayırdır oğlum? Hayır anacığım, hayır. O ne oğlum? Yeni evimizin anahtarı. Sahi mi? Sahi tabii anacığım, sahi. Ben böyle bir konuda sana şaka yapar mıyım hiç? Yavrum, evladım. Ay vallahi çok sevindim be Yusuf. Aferin oğlum. Eksik olmasaydı teyzem ya. Vallahi sen de hakkını helal et. Yani öyle zor zamanımızda bize kapını açtın. Aşk olsun be yavrum. Biz kaç yıllık komşuyuz. Evimin kapılarını size açmayacağım da kime açacağım be yavrum? Peki ne zaman taşınıyoruz? Vallahi anacığım, ev pırıl pırıl, tertemiz. Gittim gördüm. Öğleden sonra birkaç tadilat işi var, onları halledeceğim. Allah'ın izniyle akşamına da gideriz, eşyalarımızı yerleştiririz. Allah'ım çok şükür. Yavrum, evladım. Yine güvenimi boşa çıkartmadın Yusuf. Kolay gelsin. Sağ olun. Binaya taşınan yeni birileri daha var herhalde. Hayırlısıyla biz de bugün taşınıyoruz. Öyle mi? Hayırlı olsun. Demek ki 4 numara da kiraya verildi. Hayır yok abi, biz 2 numaraya taşınacağız. Karıştırdın herhalde arkadaş. Bu eşyalar zaten 2 numaraya taşınıyor. Arif Bey burayı yeni evli bir çifte kiraya verdi. Arif Bey, ev sahibi şu Bodrum'da yaşayan. Ne Bodrum'u? Bu binanın 5. katında oturuyor. Yalnız bir dakika abi, senin yanlışın var herhalde. Emlakçı bana dedi ki... Ne emlakçısı arkadaş? 10 senedir bu apartmanda görevliyim. Arif Bey evini hayatta emlakçıya vermez. Kendisi kiraya verir. Hayır ya, hayır. Yok, yok olamaz. Ulan. Annem sevinçten ağladı ya. Ay tamam sus. Vallahi yoksa ben de sevinçten ağlayacağım şimdi. Tamam, bence ikimiz de susalım çünkü ben de öyleyim. Ya Firuze, ben artık dayanamıyorum. Gidip bugün paramızı isteyeceğim. Ya ev tutuldu ama bunun taşınmasıydı, elektriğiydi, bir sürü masrafı var. Doğru, doğru söylüyorsun da. Senin bugün toptancıyla görüşmen yok muydu? Ben onu tamamen unuttum ya. Ama artık şurama kadar geldi, yok ben gidip isteyeceğim ya. Hayır ya, sen dur, ben gider isterim. Gerekirse kavga eder, paramızı alırım. Sen görüşmeni erteleme. Ya saçmalama bir dur. Hayır Gönül. Ya Firuze. Arzu Hanım. Arzu Hanım. Meltem. Ne bağırıyorsun, ne istiyorsun yine? Aa. Ben ne isteyeceğim canım sizden?
Misafiriniz gelmiş de onu haber vereyim dedim. Misafirim mi geldi? Hayırdır Ercü? Çok mu şaşırdın beni gördüğüne? Benden kolayca kurtulabileceğini mi sandın? Nerede o? Ne oluyor kardeş? Ya geçen geldiğimde senin burada arkadaşın vardı. Yukarı mahallede dükkanı olan diğer emlakçı arkadaşın burada mı? Nerede? Hatırladım seni. Dün senin fiyatlarını sormaya gelmiştin değil mi? O ara yanımda oturan tipi mi soruyorsun? Hah abicim onu soruyorum. O. Nerede o? Bilmem. Ne demek bilmiyorum abi. O senin arkadaşın değil mi? Tanımıyor musun sen onu? Yo ne arkadaşı? Dün geldiği fiyatlarını sordu gitti. Allah kahretsin. Hayırdır? Dolandırıldım be abi. Zorda izdiği ucuz ev yalanına kanıp bütün paramı o pisliğe kaptırdım. Hay Allah ya. Kardeş, ben o adamı birkaç haftadır aşağı kahvede görüyorum. Bir oraya bak istersen. Eyvallah abi, eyvallah sağ olasın. Yusuf! Yusuf nereye? Tutma beni Cihan, sonra kardeşim, sonra. Nereye kardeşim, beklesene. Ah be Yusuf. Ne olur yine başını belaya sokma, gözünü seveyim. Ay vallahi çok güzel oldu. Ellerine sağlık yavrum ya. Zahmet oldu yine sana. Ya önemli değil de sen annemin sorun çıkarmayacağına emin misin? Aa. Ay aşk olsun niye sorun çıkarsın ki ha? Yani tazecik gelinine bir oda için mi çemkirecek? İyi o zaman. Ben duşa giriyorum. Tamam yavrum saatler olsun. Sağ ol tekrardan. Rica ederim. Çemkirmeyecek. Yok canım niye çemkirsin? Sinirden önce küçük dilini yutacak sonra da kendini yiyecek. Ne yaptın sen? Sen yaptın değil mi? Onu bu eve sen getirdin. Hayır. Ama getirsem ne değişirdi ki? Bu sefer çok ileri gittin Meltem. Bunun bedelini ödeyeceksin. Unuttunuz galiba Arzu Hanım. Elimde Orhan Bey'i öldürmeye çalıştığınız anın görüntüsü var. Öldürürüm seni. Öldürürüm seni. Kendinize içer mi? Sen canına mı susadın? Canına mı susadın? Ne yapıyorsunuz ya siz? Kendinize gelin. Bora, sen bu meseleye hiç karışma. Yenge bence artık sen kimin neye karışıp karışmayacağını söyleyebilecek durumda değilsin. Şu herkese saldırma oyundan vazgeç ya. Bir gün hakikaten katil olacaksın. Merhaba. Merhaba. Ya ben buraya kadar gelmek istemezdim ama telefonda iletişim kuramayınca tabii mecbur gelmek zorunda kaldım. Buyurun sorun nedir? Sorun şu ki bizim siparişlerimizin ödemesini hala yapmadınız. Bir aksilik olmuş olmalı. Ben şimdi işletme sahibiyle görüşüp hemen geliyorum. Tamam. Cihan. Gönül. Vallahi ben sana ne diyeceğimi bilemiyorum. Hayır evlenmenize çok sevindim ama bari en azından beni nikahınıza çağırsaydınız ya. Ya tamam şaka yapıyorum. Ne yapalım öyle olması gerekiyormuş. Hayırlı olsun tekrar. Sağ ol Gönül. Sağ ol. Cihan sen iyi misin?
Değilim Gül. Ne oldu? Gelirken Yusuf'la karşılaştım. Deliye dönmüş gibiydi. Koştura koştura bir yere gidiyordu. Ne diyorsun ya? Neden ki? Bilmiyorum. Elim kolum doluydu. Peşinden gidemedim. Defalarca aradım. Açmadı. Çaldığından beri başım beladan kurtulmuyor. Hepsi birlik olmuş. Ben ne yapacağım şimdi? Ne yapacağım? İzledin mi? Senin bunu bilmeye hakkın yoktu. Sen onun babası olmayı asla hak etmedin. Sen mi karar vereceksin? Söylesem ne olacaktı? Ne değişecekti? Tarık senin gibi sefil, senin gibi cani bir adamı babası olarak mı kabul edecekti? Ben caniyim, sen meleksin, öyle mi? Peki oğlum, bir adamı hasta yatağında boğarak öldürmeye çalıştığını öğrense ne derdi? Çaresiz birinin nasıl boğulduğunu bilmek ister misin? Bırak beni, bırak! Yaklaşırsam ne yaparsın ha? Öldürür müsün beni? Korkma, seni öldürmeyeceğim. Yaşadığın her an ilmek ilmek acı çektiğini görmek için öldürmeyeceğim seni. Görüşmesi bitince gelecek. Beklerken içersiniz diye çay getirdim. Sağ olun. Vallahi Yusuf'um, tarif ettiğin adam bir süredir geliyordu ama bugün hiç gelmedi. Anladım Zafer abi. Eyvallah, sağ olasın, kolay gelsin. Lan! Gel buraya, gel. Bana bak lan çakal! Eğer benden aldıklarını son kuruşuna kadar vermezsen gebertirim seni. Anladın mı? Aferin. Para, pul, dert, borç. Bunların hepsi hikaye. O dükkan senin hayallerinle kurdu. Ayrıca bir daha üzülmeni istemiyorum kendine. Biz bunların hepsini el birliğiyle aşacağız inşallah. Eh be kardeşim. Ben sana söyledim bu tefecilere bulaşma diye, değil mi? Bak, heriflerden para aldıktan sonra başım beladan kurtuldu. Yapamam Yusuf.
Sen benim için onca çile çekerken ben elim kolum bağlı duramam. Bir çay daha içer misiniz? Ay yeter artık ama yani bu kaçıncı çay ya? Beyefendinin ne bitmek bilmez konuşması varmış. Siz yarın gelseniz. Aa ne münasebet canım. Sanki ben borç para dilenmeye geldim ya. Ben hakkım olanı istemeye geldim. Beyefendinin keyfini mi bekleyeceğim? Durun, ne yapıyorsunuz? En başında yapmam gerekeni. Ya bana baksanıza siz. Günlerdir paramızı geciktirdiğiniz yetmiyormuş gibi bir de ben saatlerdir dışarıda bekliyorum. Utanmıyor musunuz ya? Ne? Yok artık. ATV kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.